ve geldi astrolojinin kraliçesi Nuraycığım hoş geldin. Hoş buldum. Herkes nefesini tuttu seni bekliyor. Ben kova burcuyum. Plüto kova burcunda artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mesela her şey değişecek. Senin için mi, herkes için mi? Tüm kovalar için. Ha. Aslında Mars da yengeç burcunda geçti. Tabii programın sonunda Türkiye haritasına göre Mars'ın yengeç burcunda oluşu. Yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan'da. Koç burcunda hayatımızda öyle şeyler değişecek ki Yo. hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben böyle öpüyorum evde de çocuklarla. Peki söylüyorum. bu iyi manada mı kötü manada mı? Yani neye göre şey... iyi, neye göre kötü? Ee, şöyle Allah gördüğümüzden geri bırakmasın. Amin. Yani hiçbir Amin. şey eskisi gibi olmayacak. Eskiden bir şikayet ettiklerimizi, eski ben değilim. eskiden şikayet ettiklerimizi arayacak mıyız ee, Hayır, birçok kişi, birçok konuda ben eski ben değilim diyecek. Güzel. O zaman ...ben güzel. eski ben değilim... ...şimdi benim güneşim kova... ...duruşum değişecek... ...tavrım değişecek... ...düşüncelerim değişecek... Aman Allah'ım ne olacak bilemiyorum. Gerçekten bu enerji Dedin de misin? Ki. Bu enerji değil. Yani gökyüzü de mi bu enerji? Gökyüzü bu Ay enerji. Allah'ım gülemiyorum dudağımda uçuk çıktı. Nazarlık olmuş bir tanem. <laughs> diye. Bak sen de eski ben değilsin. uçuğunla da çıktı. <laughs> ama bu hayatım bu negatif bir şey yani. Ama olsun arkasından ne gelecek? Ödülleri neler? Ama hayat böyle bir şey biliyor musun? Tabii ki. Kimine pozitif bir şekilde gülerken... Kimi ama en zor ödüllerine bakmak yaşıyor. gerekiyor Onur. Yaşadığımız üzüntü. Bak uçuk deyip geçiyoruz. Daha sonra sana nasıl bir ödül bırakacak o uçuk acaba? Bilebilir Uçuğun misin? ödülü ne olacak Nuray? Bu kadar <laughs> da pozitiflik olmaz yani. Uçuğun ne gibi bir ödülü olabilir? Ay bilemem bak bilemem. Ee, ben örnek veriyorum. Ayağımı kırdım. Öyle büyük ödüller aldım ki. Hani kafam kırılsaydı ne kazanacaktım acaba? Tabii. Yani hakikaten her şeyin bir ödülü var. Hadi. Silkelenin pazartesi günü yeni bir haftaya başlıyoruz. Acayip zor günler geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Ama bu hafta gezegenler bize müjdelerle geliyormuş. En azından bize nasıl bir mesaj veriyor? Ne yapmamız gerekiyor? Hayatınızdaki zorluğu nasıl kolaylaştırırsınız? Negatifi nasıl pozitife döndürebilirsiniz? Sizin için geldik canlarım. Sosyal medya hesaplarımız ekranda. Şu anda görüyorsunuz. Bana direkt ulaşabileceğiniz kendi Instagram hesabım Nur Viral. Nuray Sayeri ile Nuray'ın Instagram hesabı. Biliyorsunuz programa başlamadan önce önce enlerimizle başlıyoruz. Enler ne demek? Bu haftanın enler listesinde en mutlu kim, en şanslı kim, aşkta kim kazanıyor, en paralı kim? Hazır mısınız? Haftanın enlerinde bu hafta haftanın en şanslı burçları geliyor. Acayip şanslısınız. Boğa, yengeç, kova ve balık. Über şanslı bu hafta. Evet. Über <laughs> Gerçekten acayip iyisiniz yani. Boğalar, yengeçler, kovalar, balıklar. İnanamayacağınız bir haftaya girdiniz. Süper. Şimdi beni biliyorsunuz tarz olarak hiç kötüden haber vermek istemem, kötü konuşmak da istemem. Ama bu haftanın zorlanacak iki burcu var. Bunu niye veriyoruz? Şunu bilmenizi istiyoruz. Siz bu hafta zor bir haftadasınız ve bu zorluğu kolaylaştırabilmenizin yollarını aramanız gerekiyor. O, o yol ne? Yol haritası ne? Nuray Sayarı canlı yayında tek tek anlatacak. Efendim haftanın en şanssızı, şanssız bile demek istemiyorum valla. En zorlananı diyeyim, şanssız. Çünkü bazı şeyler üst üste gelebilir. Başaklar ve teraziler bu hafta neye dikkat edeceksiniz? Ne yapmanız gerekiyor? Bu şanssızlığınızı nasıl şansa çevirebilirseniz bunu konuşacağız. Haftanın en paralıları geliyor efendim. Haftanın en paralılarında bugün boğalar, yengeçler, kovalar. Hani para nerede demeyin. Bir de bu haftayı bir dinleyin. Bu hafta para size geliyor. Peki haftanın en mutluları kim? Oh onlar şanslı, onlar paralı, bir de onlar mutlu. Koçlar, boğalar, yengeçler. Haftanın enlerinde bu hafta zirvede olan sizsiniz. Ama sizde dikkat etmeniz gereken alanlar yok mu? Tabii ki var. Siz de bu şansı bu kaderi yapacağınız minicik bir davranışla şanssızlığa çevirebilirsiniz. O yüzden sizin için de önlemler biraz sonra gelecek. Güzelsin güzel. Saçım kabarmış da. <gülüyor> <gülüyor> ...yo neresi? Şurası mı? Bir bakire çık vermişti. Kal, ek kal ekranda bakayım. ...yo çok güzelsin. Tabii. Şahanesin canım benim. <laughs> gözüm de sende. Aha, benim de gözüm sende. Benim gözüm sende. Canım benim. Ay çok yakışmış Sağ bu arada. Ol canım benim. Haftanın ee, ha. güneş koç burcuna geçiyor ya yarın. Hı. Ekinoks olarak. Evet. E, astrolojinin yeni yılı başladı. Dolayısıyla e, gönlümüz pembeleşti sayende. Ne güzel. Pembe mi giyelim yani? E, yani pembe çok iyi bir Renkleri söylersin biraz sonra. Bir söyleyeyim. E, hafta en mutsuzu kim? Ah canım başaklar siz bu hafta niye böyle mutsuzsunuz? Gerçeklerle yüzleşiyorlar şu anda. Görünmeyeni görüyorlar ya da görmezden geldiklerini kabul etmek durumunda oldukları için mutsuz olabilirler. Peki. Haftanın en uyumluları. Haftanın en uyumlularında bu hafta. Ta 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 ta. Ay senle ben. <laughs> Nuray ile <laughs> ben çok uyumluyuz. Yengeçler <laughs> ve boğalar. <laughs> 30 yıl oldu değil mi bizim ay, dostluğumuz? Tabii ay saçmalama 10 yıl. <laughs> o geçmişle alakalı. Biz kundakta beraberdik. <laughs> e sen 16-15 yaşındaydın ben Aynen, seni tanıdığımda. Evet. <laughs> Yengeç de boğa, bu hafta Überellez yani, çok güzel. <laughs> Aklıma maşınluk geldi. Nur genç kızdı, hala genç kız. Ben, <laughs> ay benim çocukluğum olmadı. Ben gençsin. Ay ay Enleri sahibi. sahibiydim <laughs> ne geldi aklına? <laughs> o geldi. Seni ilk tanıdığım zaman benim çocuğum vardı. Benim çocukluğum ve genç kızlığım hiç olmam. Lisedeydim ben seni tanıdım. Tabii da. ki. Ne kadar eski bir dostluk ya. ya. Dur haftan enlerini tamamlayabilir Hadi tamamlayalım. miyim? <laughs> Haftanın en uyumsuzları geliyor. Bak benim canlarım da oradalar. Akrepler, teraziler. Bu hafta ikili ilişkilerde tehlike çanları sizin için çalıyor. Çok dikkat etmeniz gereken alanlar var. Biraz sonra söyleyeceğiz. Aşkla kim kazanıyor? Bak senle ben. <laughs> Aile, sen bunu bizim için yaptın herhalde ve olsun. Kova, Şaka bir yana da e tabii Zaten abi, sen de aşkta şanslısın Ben de aşkta şanslıyım Ben şanslı mıyım aşka? Şanslısın tabii Vallahi. ki Çok seviliyorsun bir sürü aşkımız var Ay Nuray bu cümleleri de yani bu, 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 bu çok saçma bir şey biliyor musun? Ama İnsan biz... aşkı bir tane olur Niye? Her aşkla çocuğun da aşkla sevebilirsin. Yok, bunlar politik cevaplar yani. Öyle mi? Aşk benim bildiğim. O zaman benim gibi olacaksın. Kaliteli yalnızlık yaşayacaksın. senin var ya. Bu kaliteli yalnızlığın sosyal medyaya düştü biliyor musun? Kaliteli yalnızlık. <laughs> kaliteli yalnızlık. Yok yok ben kaliteli yalnızlık falan istemiyorum. Ay şahane yaşıyorum ben. Yalnızlık Allah'a yalnız. mahsus hayatım. Tabii ki. Ne kaliteli yalnızlık. <laughs> Aşkta kim kaybediyor bu hafta? Ah sevgili Teraziler, sevgili Başaklar, niye aşkta kaybediyorsunuz bu hafta? Ne oluyor? Ne diyelim? Denk gelişleriniz doğru zamana rast gelişleriniz güzel insanları olsun inşallah. Hadi başlıyoruz. Sosyal medyadan sorularınızı lütfen göndermeyi ihmal etmeyin. YouTube kanalımızı hala takip etmediyseniz lütfen YouTube kanalımızda takipte kalın. Çünkü sizin için özel videolar çekiyoruz orada da. Yine e, sizin yaşam alanlarınıza dokunan videolar bunlar. Takip ederseniz mutlu oluruz. Efendim başlayalım bakalım. Ne dedin? Ekinoks bir şeye geçti dedin. Şimdi güneş yarın koç burcuna geçiyor Hı -hı. ve bu hafta çok önemli bir hafta. Özellikle yeni ay da koç burcunda doğuyor. E haftaya zaten ayın balık burcundaki seyriyle başladık. Yenilikler gerçekleşecek hepimizin hayatının belli alanlarında. Hı hı. Ama şimdi 12 burcu, gezegenlerin kombinasyonu bu hafta nasıl etkiliyor? Kimler ne yapsın, kimler ne yapmasın? Tek tek anlatacağım Renk tabii ki. Renk söyle. Mesela bu hafta yoğunlukla olarak hangi renkleri giyelim? Ben e, kırmızı, pembe, turuncu. Bak benim rujum turuncu örneğin. Bunu bilinçli sürüyorsun, değil Tabii mi? Tabii ki bilinçli sürüyorum. Yani. Vay be. <laughs> Vay be. Ne kadar şanslısın. Bak her şeyi biliyorsun mesela. Ne kazandırır mesela? işte pembe giymek, turuncu ruj sürmek, kırmızı giymek. Ee, güzel konuşmak, gönüllere şifa olmak, hmm. kendine daha çok değer vermek örneğin pembe giymiş olman sevgini koşulsuz, karşılıksız dış dünyaya sunuyorsun. O benim Kesinlikle. işte. Kesinlikle. O sensin o işte. O benim işte. Ee... Hazır mısınız canlarım? Hah, şey diyecektim. Ben örneğin siyah giymemdeki neden benim bugün kök çakramı şifalandırmam gerekiyordu. O yüzden kök. Allah Allah. <laughs> bu kadar derinlemesine inemeyiz herhalde ya. Yani her günün bir şeyi var. Bunu bilmek lazım değil e, mi? çok da inmeye gerek yok. Bizi dinlesinler yeter. Tamam. Yani işin içerisinde olmak ee, hem çok güzel hem çok zor. Örneğin bazen kendi haritamı incelediğimde bir şeyi beğenmiyorum bu olacak diye hemen kız kardeşim Gülay'ı arıyorum. O da profesyonel bir astrolog. Gülay Aloğlu diyorum ki hayatım objektif olamıyorum. Sen nasıl görüyorsun? Ee, senin gördüğün gibi görüyorum. Ondan sonra mineyi arıyorum. Mineciğim <laughs> sen nasıl görüyorsun? Sen nasıl? Senin gördüğün gibi görüyorum. Dolayısıyla değişmiyor. Yani bazen bilmek yorabiliyor. Yorabilir, Ama şahane bir meslek, şahane bir ya i̇yi ki bir daha dünyaya gelsem yine astrolog olmak isterdim. Sen de şahane bir astrologsun. Evet, teşekkür Şekerim. ederim. Bir başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım hemen. mı? Hazır mısınız? Sevgili Koçlar. Güzel, her şey güzel. Yalnız iş hayatında dikkat etmeniz gereken bir alan var ki bakalım sevgili Koçlarla başlayalım. Şimdi onlara gezegenler ee... ne söylüyor? Sevgili Koçlar, yükselen Koçlar, öncelikle Güneş kendi burcu Koç olanların doğum gününü kutluyorum. Aa değil mi? Tabii Koçların yarın yılı. Güneş Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla Koçlar doğum gününüz kutlu olsun. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. Kendinizden ve kararlarınızdan hiç olmadığınız kadar emin olacağınız bir haftadasınız bu hafta. Bazı kişilerin tavrı sizi şaşırtabilir. Onlara tavrınız ne olmalı anlatacağım. Aşk hayatınızda peşin hükümlü olmamanız gereken bir haftadasınız bu hafta. Hı hı. Öncelikle siz Koç burçları. Yükselen Koçlar ve Güneş Koçlar. Yeni ay bu hafta Özellikle hayatınızı öyle güzel etkileyecek ki hem yeni başlangıçlar yapma konusunda hem yapmaya çalıştığınız istekleriniz konusunda dönüştürmek ve değiştirmek istediğiniz ama bir türlü başaramadığınız işleriniz, dilekleriniz ve isteklerinizle ilgili inanılmaz şanslı olacaksınız. Hatta Süper. işiniz beklentileriniz, eğitiminiz, gelecekle ilgili fikirleriniz konusunda şunu net söyleyebilirim. Güneşin kendi burcunuza geçmesiyle ve kendi burcunuzda yeni ayın doğmasıyla bu yeni ay enerjisinin oluşumuyla hayatınızın genelinde yeniliklere adım atacaksınız. Harika. Plüton'un kova burcuna geçişiyle hedef ve ideallerinizle ilgili Önemli değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Ye, şimdi Mars e, güçlü bir pozisyonda değil ve yengeç burcuna geçti. Aile yuva alanlarınızla ilgili hareketlenme başlayabilir. Hmm, süper. Şimdi ansızın konuşmalar yapmak yerine. Düşünerek konuştuğunuz vakitte aile içi ilişkilerinizde ve beraberliklerinizde hiçbir problem yaşamayacağınızı garanti ediyor gökyüzü. Ama e, paldır küldür düşünmeden planlamadan yakınlarınızla ve ailenizle yapabileceğiniz konuşmaları düşünmediğiniz takdirde kırıcı olabilir ve büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ee, istekleriniz konusunda çok garantici olacaksınız. Örneğin bir iş ortaklığı yapıyorsanız, ortaklaşa iş yaptığınız, ortak iş birlikteliği içerisinde bulunduğunuz kişilere karşı e, garantici ol olarak onların sizi yanlış anlamasına neden olabilirsiniz. Tabii ki emniyetli olmak, garantici düşünmek çok Önemli, güzel bir tabii. şey ama e, karşınızdaki insana Gösterdiğiniz tutum, tavırı da dengelemeniz gerekiyor Doğru. bu hafta. Yoksa iş ortaklıklarınızda dağılma ve bozulma yaşama olasılığınız çok yüksek. Ve aynı zamanda bir Koç burcu olarak işsizseniz ve iş arıyorsanız, ekonomik anlamda zorluklar yaşıyorsanız parayla ilgili kaygı, huzursuzluk ve korkular içerisindeyseniz haftanın dördüncü günüyle birlikte sakin olduğunuz takdirde korkularınızdan ve endişelerinizden kolaylıkla arınabileceksiniz ama aceleci olduğunuz takdirde Efendim aşırı tez canlı olduğunuz takdirde acele ettiğiniz her şeye geç kalabilirsiniz. Yani sakin olmaları gerekiyor bu hafta işlerinin istedikleri gibi yoluna Gitmesi girmesi için. için sakin hareket etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın yaklaşım ve tavırlarından rahatsız olabilirsiniz. Ciddi anlamda siz de çok alıngan, hassas çünkü yeni ay ee, narin enerji verir, kırılganlık verir, aşırı alınganlık verebilir, hassasiyet verebilir. Ee, siz de bazı şeyleri yanlış anlayabileceğiniz bir haftadasınız. O yüzden bu hafta birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın tavırları, yaklaşımlarını e, içsel çözümlemedikten sonra ani tepkisel tavır ve davranışlar içerisinde olmamaya. Özen gösterin hı hı. ve gerçekten aşk hayatınızda evliyseniz süregelen bir ilişkiye sahipseniz partnerinize karşı peşin hükümlü olmayın. Onu dinlemeye, onun sözünün bitmesine özen gösterin. Kendi fikriniz kendinize kalsın. İlişkide uyum ve huzur da yaşamak elinizde, bölünmek ve ayrılmak da elinizde. O yüzden... Bu hafta çok sakin olun, aşırı alıngan olmayın. Haftanın spotu, alınganlığa karşı dikkatli olun. Peki normalde koç burcu yapısı gereği alıngan mıdır? Hayır değildir. E, hatta aşırı derecede tepkiseldir. Dam 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 konuşur. Ama yeni ay şimdi güneş koç burcuna geçiyor bir de yeni ayın enerjisi onlara aşırı kırılganlık verebilir. Hmm. Yani gezegenler burada bizi yanıltıyor. Yanıltıyor evet. Evet sevgili Boğa'lar. Hoş geldiniz. Yeni hafta sizin için gümbür gümbür geldi. Hoş geldi sefalar getirdi. Bak her taraf beş yıldız. Balan, bize yansıyan bir şey yok ama göreceğiz inşallah. Şöyle söyleyeyim. <laughs> bu hafta zaten Boğa Burcu planlı bir burçtur. Programlı bir burçtur. Hı. Boğa'nın... Ee, yaşam merkezinde huzur çok önemli ya, yani sorma. aç kalabilir evet. açıkça kalabilir ama huzursuz bir hayat içerisinde çok yol önemli. almak ve yaşamak Siz boğalar için hiç uygun bir şey değil huzur ve güven çok önemli Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu hafta boyunca. Planlı çalışın, planlı olun uyarısını yapıyor. Sizler zaten oldukça planlı ve programlı bireylersiniz. Çevrenizdeki insanların dikkatini zaten çekmiyordunuz. Bütün gözler üzerinizde olacak. Çok dikkat çekici olacaksınız bu hafta. Aşk hayatınızda mutluluğa kucak açacaksınız bu hafta. Şimdi bekar boğa hanımları ve beyleri, çifter çifter kısmetlerin önünüzde toparlandığı bir hafta yaşayacaksınız. Allah Allah. Hani o Hadi. mu, bu mu, şu mu? Onu mu seçsem boyu kısa, bunu mu seçsem parası az, bunu mu e, karar versem kariyeri iyi değil gibi? ...seçimsel zorluklar yaşayabilirsiniz. Ya hakikaten boğalar çifte kısmet haftasındasınız. Kalbiniz boş ve yalnızsanız karşınıza çıkacak kişilerin ...konumuna, durumuna, duruşuna göre değerlendirme yapmakla meşgul olacaksınız. Hmm. Şimdi sevgili boğalar ve yükselen boğalar... ...güneşin koç burcuna geçmesiyle ve yeni ayın koç burcunda oluşmasıyla... ...gizli düşmanlara karşı temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. Bu mimiyi bekliyordum şimdi. Bitmediler ya. <laughs> Hayatım düşmanı olanın insanın itibarı çok olur. Samimiyetle söylüyorum. Ne kadar düşmanın varsa alemlerin Rabbi seni koruyor. Beni koruyor. Yani bir boğaysanız bakın mübarek Ramazan ayındayız. Hepimizin Ramazan'ın şerifi mübarek olsun. Amin. Dualarınız ve tuttuğunuz oruçlarınız kabul olsun. Amin inşallah. Bir boğaysanız gizli düşmanlıklar ortaya çıkacak temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. Vay, vay, vay. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle kariyerinizle ilgili önemli değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Yani şimdi hiçbir planım yok. Ne değişecek kariyerimde ya da işsizim. Olmayan bir işte kariyer nasıl değişebilir dediğinizi duyar gibiyim. Birden bire yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bir boğaysanız ve işsizseniz <laughs> işsizlik probleminiz çözüm bulacak bu hafta. Aynı zamanda var olan bir iş düzenine, bir mesleğe, bir kariyere sahipseniz Plüton'un kova burcuna geçmesiyle kariyerinizle ilgili önemli değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Mars'ın yengeç burcuna geçmesi kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizle ilgili hareketli bir hafta olacak. Şimdi özellikle Kardeşiniz varsa kardeşiniz ya da en yakın arkadaşınız kardeş yerine koyduğunuz ya da kuzeniniz ya da kuzenleriniz sosyal ilişkilerinde, evliliklerinde ya da aşk hayatlarında sorunlar, problemler yaşayabilirler ve sizi arayıp sorunlarını, problemlerini anlatabilirler. Aman diyorum bu hafta kimsenin ikili ilişkisiyle alakalı yardımcı olmaya kalkmayın. Dinleyin kendi kararlarını kendi alıp versin fikir ve kararlarının değişmesine müsaade etmeyin yani sizden akıl almaya ihtiyaç duyarlarsa fikrinizi söyleyin ama onun ne yapması gerekiyorsa kendi kararını kendi vermesi gerektiğini belirtin hmm. yoksa başınıza iş alabilirsiniz başkalarının ilişkisine istemsizce müdahale farkında ilersek. olmadan müdahale ettiğiniz takdirde suçlanabilir, zarar görebilirsiniz. Düşünsene en yakın arkadaşın evliliğini bitirme kararı alıyor. Nereden biliyorsun 2-3 hafta sonra senin yüzünden ayrıldım demeyeceğine. O yüzden bir boğaysanız bu hafta en temkinli ...en dikkatli olmanız gereken husus kimsenin özel hayatına karışmayın. İşiniz, kariyeriniz, parasal durumunuzda yenilenmeler olacak. E, aldığınız fazla kiloları da Yavaş yavaş vermeye başlayacağınız bir haftadasınız. Haftanın spotu kendi önünüze bakın. Kendi hayatınıza odaklanın lütfen. Yani boğaların bu hafta başın derde sokacak tek şey bir başkasının ilişkisiyle ilgili yorum yapmaları değil mi? Yok yorum yapabilir ama başkasının kararının değişmesi için ya da radikal karar alması için müdahale asla etmesin. müdahale etmemesi gerekiyor. Peki. Sevgili ikizler, gelsin bakalım. Şimdi tek yıldızların eksik olduğuna bakmayın. Ee, belki siz bu Buyuru. hafta ellerde yoktunuz ama sizin için de güzel bir hafta. Hareketli ama ve güzel bir aşkta hafta. aşkta ve sağlıkta dikkat dikkat. Sağlıktan başlayalım. Ikizlerim. Hemen sağlıktan başlayalım. Özellikle onları korkutan, kaygılandıran, panik veya benzeri durumlar varsa bunlar biraz coşabilir hani ne diyoruz hmm. panik atak, anksiyete, kaygı bozukluğu bunlar biraz hareketlenebilir bu hafta ama hemen kendinize şunu hatırlatın zihnimin oyunuyla karşı karşıyayım ben sağlıklıyım ve dikkatliyim olumlamasını yapın eğer tamam. bir kaygı bozukluğu bir panik bir huzursuzluk Yaşarsanız ya da varsa sürekli bunu kendinize hatırlatın. Hatta kulağınızın duyacağı sesle ben bundan 25 sene önce ciddi bir panik atak yaşadım ve kuantum yolculuğuna da o şekilde girdim. Ee, ben sağlıklıyım dikkatliyim. Ben sağlıklıyım dikkatliyim. Kulağımın duyacağı ses tonuyla günde 21 kere aklıma geldiği sürece söyleyerek yendim ve atlattım. Aynı zamanda bu arada. Bu tarz rahatsızlıklar benim o zamanki psikiyatristim demişti ki, e, nöroloğa kadar gittim, e, akıllı ve zeki insanlar panik atak olur dedi. Aa. Tabii. Akıllı ve zeki, gamsız, hiçbir şeyi düşünmeyen, çalışmayan niye panik olsun? En güzel insan tipi gamsız. O, Ay o, Yok öyle o, bir o, hayat hiç... mı olur? Güzel oluyor vallahi. Yok yok olmasın. Ben <laughs> hiç kere panik atık olmaya razıyım. Büyük konuşmak. Büyük konuşmak değil bu. Yok yok yok. İşe yarayacaksın, hizmet edeceksin. Anladın Ama mı? işe yaramak bak, o, o ikisi ayrı şey. Dur ikizleri şimdi harcamayalım. Ama... Yani işe yararsın ama karşına çıkan sorunlar karşısında daha soğukkanlısındır. Yok Nurcum. O öyle değil işte. <laughs> e, ee, neydi saldığım çayıra Mevlam bayıra. Sen ata sözlerini söyledim, Yanlış söyledim yine. Doğru söylemiyorsun. İkizler şu anda ekran başında Şimdi, çıldırıyor. Değil mi? Bu hafta ne yapmalı ne yapmamalısınız. İş hayatınızda kendinize olan güveninizin arttığı bir haftadasınız bir kere. Güveniniz artıyor. Gelecek korkularınızı geride bırakıyorsunuz. Süper partnerinize karşı tutarsız davranışlardan kaçınmanız gerekiyor. Yani sizden kaynaklı tutarsızlıklar olabilir. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Güneş'in Koç burcuna geçmesi sizin hayatınızda ne enerji verecek ve yeni ayın Koç burcunda doğması. Özellikle devlet ve e, devlet devletle alakalı hukuksal alanla ilgili işleriniz varsa o alanda çözümlere ulaşacaksınız. Zorlandığınız Harika. işleriniz varsa Süper. sosyal yaşamınızda davet ve organizasyonlarda yeni çevrelere girebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz ve bunun da kendi hayatınızda büyük olumlu katkılarını görüp yaşayabilirsiniz. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle sizin hayatınızda eğitim, öğrenim yani öğrenciyseniz eğitiminizle, öğreniminizle ilgili yeniliklere karar verebilirsiniz. Ev hanımıysanız bile kendinizi beklemediğiniz alanlarda eğitebilir ve geliştirebilirsiniz. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle siz ikizlerin hayatında, eğitim hayatınızda önemli değişimler ve dönüşümler yaşayacağınızın habercisi. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle kişisel finansınızla ilgili... ...yaşayacağınız zorlanma endişelerinden aranacaksınız. Sadece e, programlı, planlı olmak, tutumlu olmak... ...bazı anlarda e, yokluk bilincinin artmasına neden olabilir. Bu yokluk bilinci nedir? Parayı kaybetme, harcadığı vakitte parasız kalma. Hı hı. Yani bu hafta lütfen yokluk bilinci e, ve mümkünse... ...şey oluşturmamaya özen gösterin, kıtlık bilinci oluşturmamaya özen gösterin. Yani para size geliyor, harcandığı vakitte de doluyor şeklinde bir düşünce tarzında olun. Maddi açıdan zora düşmekten fazlasıyla kaygılanabilir, huzursuz olabilir kendi kendinize ürkebilir, tedirginlikler ve tereddütler yaşayabilirsiniz. Bir de sevgili ikizler, hayatınızdan çıkardığınız bir evlilik, bir birliktelik, bir ilişki varsa bu hafta size geri dönebilir. Şimdi gerçekten samimiyetine, sevgisine güvendiğiniz ve biten bir ilişkiniz varsa ama bunun neden bittiğini, niye bittiğini sizden başkası bilemez net bir şekilde. Doğru. Yani onurunuzla, gururunuzla oynanmadığı bir şekilde bittiyse ilişkiniz ya da ilişkinizi yanlış yerde yanlış zamanda başlamış olabilirsiniz şimdi doğru zamanda bir dönüş olabilir ve bir ikili ilişki durumuna tekrardan dahil olabilirsiniz ayrılar yani, barışabilir yani ayrı olanlar barışabilir ama niçin ayrıldığınızın bilen sizsiniz ona göre dönüşler yapın yani onurunuzla gururunuzla oynamış bir kadına bir adama geri dönmek ne kadar sağlıklı bunun kararını siz verin ama bu hafta ekonomik anlamda korkmadığınızda, iş geleceğinizle ilgili kendinizi geliştireceğinizden emin olduğunuzda, doğru hedefler belirleyeceğinizin içsel rahatlığını şimdiden yaşayabilirsiniz. Haftanın spotu. Hiçbir an gelecek korkusu yapmayın. Hiçbir evet. konuda. Gelecek korkusu yapmayacağınız güzel bir hafta diliyoruz sevgili ikizlere. Haftanın enlerinde zirvedelerdi onlar da sevgili yengeçler geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki e, bütün yengeçler merakla bekliyorlar bu haftam nasıl geçecek diye. 10 numara 5 yıldız. Hepsi 5 yıldız. Valla geçirdikleri zor günleri atlatacaklar Nur. İnşallah. Çok zor günler, zor aylar, zor haftalar. Birçoğunu zor yıllar da yaşayıp geçirdiniz o yaşadığınız bütün geçirdiğiniz zor günleri atlatacağınız bir haftadasınız. İnşallah. Haftanın ilk dört günü çok her konuda çok yoğun olacaksınız. Kendinize zaman ayırmak isteyeceğiniz bir dönem ve gerçekten ruhsal açıdan bir yorgunluk yaşıyorsanız ruhunuzu nasıl dinlendirebilirsiniz? Kendinizle baş başa kalarak kendi içinize dönerek ruhunuzun neye ihtiyacı olup olmadığının keşfini yaparak. O zaman ruhunuzu her açıdan dinlendirebilirsiniz. Şimdi bu hafta özellikle sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle, yeni ayın Koç burcunda oluşmasıyla kariyerinizde yeni başlangıçlara adım atacaksınız. Süper. Aynı zamanda Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle ortaklı e, işler yapıyorsanız, ortaklaşa finansal kaynaklarınızla ilgili ...hayırlı olacak önemli değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Mars'ın kendi burcunuza geçmiş olmasıyla birlikte... ...geçmişten gelen, sizi yormuş olan, zorlamış olan... ...problemlerin artık hiçbir öneminin kalmadığını... ...fark edecek ve hissedeceksiniz. Ama Mars öyle bir şeydir ki... ...Doğum haritasında Mars'ı yengeçte olan bir birey... Doğumağın haritasında natal harita diyoruz. Kan kusar kızılcık şerbeti içtim der. Şey gibidir, güneşin 12. evde bir görünen yüz bir görünmeyen yüz. Yani, yani derdini hiç belli etmez. Hiç belli etmez ve bu dönem yengeçler e, aslında onların içi dışı birdir. E, bazı şeyleri gizleme, saklama kararı almış olabilir. Üç gün önce komşunla paylaştığın dertlerine pişmanlık duyabilirsin ya da senin için çok yakın olan arkadaşlarınla kendine ait özel hayatında yaşayıp paylaştığın konulara da, konulara da pişmanlık duyabilirsin. Hiçbir şey için pişman olma ama e, bu iki ay boyunca yengeçler e, içsel dünyasında her şeyi saklama gizleme ve izole olmaya ihtiyaç duyacaklar. Dolayısıyla hayatınızda eşiniz Hayat arkadaşınız, partneriniz bir yengeçse eski hatunu göremiyorum, eski adamı gö tanıyamıyorum diyebilirsiniz bir yengeçse. Sızlanan, ağlanan bir yengeç kadınıyla sürekli yok yok diye şikayet eden bir yengeç erkeğiyle birlikteyseniz çok omurgalı bir duruş sergileyebilir. E, dertlerini, tasalarını kendi içinde yaşayıp gündem konusu yapmayabilir. Bu durum da yengeçle yaşayanlara şüphe getirebilir. Ne oldu buna yahu? Ne işler karıştırıyor bu? Mık 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 ağlanıyordu, şikayet ediyordu. Şu anda gayet mutlu mesut görünüyor diye. Yani izole olmak, kendi içlerine dönmek... ...sorun ettiği her şeyi de kendi içlerinde, kendi çözüp... ...kendi paylaşmak isteyecekleri bir dönemin başlangıcındalar. Hadi bakalım. Aynı zamanda bozulmuş bir iş düzeniniz varsa... Bozulmuş bir ilişkiniz varsa, kendi içinizde soru-cevap halinde yaşıyorsanız, bazı şeylerin cevabını alamadıysanız, bu hafta sizi şüphelendiren, endişelendiren, huzursuz eden birçok şeyin cevabını da bulabilirsiniz. Süper. Ayrıca yengeçlerden gizlenen, saklanan her şey de ortaya çıkacak. Ama bu durum yengeçleri sevindirecek. En kötü sonuçla karşı karşıya kalsa bile, yani gerçeği görmek onlara içsel huzur verecek. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda biraz boğazınızı tutun, iştahınızı kontrol altına alın, kilo almamaya özen gösterin. Eğer bu bir hafta dikkat ederseniz ondan sonra inanılmaz form yakalayacak, kendinizi tepeden tırnağa kolayca yenileyebileceksiniz. Haftanın spotu. spotu, iradeli olun. Özellikle yeme içme konusunda yemeği mı? Yeme içme konusunda. Evet. Ve sevgili aslanlar, şimdi sıra sizde. İlişkilerle ilgili sorguladığınız çok şey var. Çevrenizde uyumsuzluk var. Para konusunda soru işaretleriniz var. Efendim reklamların hemen ardından buradayız ve sevgili aslanlarda kaldık. Sevgili aslan dikkat dikkat yapmanız gereken bir şey var ki özellikle para ve iş hayatı konusunda... Ee... Çok özen göstermeniz gereken bir alan var. Detaylarıyla şimdi Nuray Sayar'ından dinleyeceğiz. Bu arada e, NASA'dan bir açıklama yapıldı. Burçların değiştiğiyle ilgili. Onu da çok merak ediyorum. Programımızın ilerleyen dakikalarında soracağım sana. Hani ben bugüne kadar boğaydım. Acaba hangi burçta olacağım? Hı hı. Bunu da çok merak ediyorum. Onu da soracağım bu arada. Bana da sormuşsunuz sosyal medyada çokça. Aslanlar. Aslan gibi bir haftaya girdiler. Hadi bakalım inşallah. Peki inanasın yok galiba. <laughs> yok. Şimdi bu hafta... Şey mi kötü mü? Yok, kötü değil. İlişkilerde samimiyetsiz davranışlardan arınmaları gerekiyor bu hafta. Oldukça gerçek ve hakikatli olmaya özen göstermeleri gereken bir haftadalar. Çevrenizdekilerle uyumsuzluk yaşayabilirsiniz bu hafta. İş hayatınızda planlı olmaya gayret edin bu hafta. Şimdi Aslan... Ee kendi doğrusundan çok çıkmayı tercih etmediği bir haftada yanlış da olsa onun doğrusu onun doğrusu olarak hareket etmeyi tercih edeceği için zarar görebilir, sıkıntı yaşayabilir. Özellikle sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, Güneş'in Koç burcuna geçmesi ve Yeni Ay'ın Koç burcunda oluşması ile alakalı ee, işiniz, kariyerinizle ilgili sabit fikirli olmamaya, size verilen seçenekleri göz ardı etmemeye ve mümkünse ve varsa hukuki konularda yeni başlangıçları adım atmaya özen gösterin. Hı hı. Plüto Kova burcuna geçiyor geçti karşı e, aslanın karşıt burcu Kova. Evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili önemli değişim ve ee, ...dönüşümler yaşayabilirler. Örneğin bir aslan birdenbire boşanma kararı alabilir. Var olan bir ilişkisini e, saplantı yaptıysa bu saplantıdan arınabilir. Aslında bir yerde kötü gibi görünen onun kendi ruh ve beden sağlığı için alamadığı doğru kararları... Plüton'un kova vurucuna geçmesiyle daha kolay bir şekilde alabilecek ve hayatını yeniden inşa etmek isteyecek. Dolayısıyla aslanların etinden, sütünden, canından, kanından beslenenler artık aslanların etinden, sütünden, kanından, canından beslenemeyecek. Aslanlarda bir uyanış var yani. Evet. ...doğruyu görmek, doğruyu değerlendirmek ve doğruyu yaşamak isteyecek. Önemli istinecek. bir şey bu. Kesinlikle. Yani aslanların hayatında ilişkiyi yaşamak eskisi gibi olmayacak. Sadece alıştığı için bir ilişkiyi, bir evliliği sürdürmek istemeyecek. Hep öyle değil midir? E, i̇lişkilerde aşk biter, sevgi biter ama... Evinizdeki mutfağa alışırsınız, paspasınıza alışırsınız, düzeninize alışırsınız. Alıştıklarınızdan vazgeçemediğiniz için bunun yanı sıra sizi aşağıya çeken, sizi değersiz hissettiren kadını ve erkeği de terk edemez ve bırakamazsınız. Tıpkı şarkıdaki gibi Aynı. alışmak sevmekten daha zor. Evet ama artık zor olmayacak aslanlar Süper. için. Çünkü zorlandıkları, alışkanlık yaptıkları her şeyi yük olarak görecek ve tüm yüklerinden bu hafta kolay bir şekilde kararlar alıp vererek arınmayı tercih edecek. Aynı zamanda yani kendini yeniden dönüştürecek, kendini yeniden yapılandıracak. Yani aslanlarla yaşayanlar şanssız olacak ama aslan kendi adına hayatını tepeden tırnağa yenileyip değiştirmek isteyeceği için oldukça da şanslı olacak. İnşallah. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle ruhsal alanda huzurlu olmaya özen göstermeniz lazım. Şimdi çalıştığınız iş yerinde birlikte iş yaptığınız iş arkadaşınızla ya da iş ortağınızla yöneticinizle, üstlerinizle, aslarınızla yani arada konum farkı olan kişilerle inanılmaz uyumsuzluklar olabilir bu hafta. Bu uyumsuzlukları da sizin çıkarmanıza gerek olmadan karşı taraf size çıkarabilir ve sizin yaşam enerjinizin allak bullak olmasına neden olabilirler. Bu durum karşısında kontrollü olduğunuzda, sakin olduğunuzda, sizinle tartışan kişilere sessiz kaldığınızda, bu sizi aşağıya çekmeyecek. Bu sizi enerji olarak üst seviyeye taşıyacak. Şimdi karşınızdaki insan sizi başarısız görebilir. Karşınızdaki sizi akılsız görebilir. Bu tarz ithamlarda da bulunabilir. Şimdi bir dönün bakın kendinize. Siz başarılı mısınız? Başarısız mısınız? Siz akıllı mısınız? Değil misiniz? Yani karşınızdaki kişinin size ne söylediği değil, sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz ciddi anlamda bu hafta çok önemli olacak. O yüzden sevgili aslanların ve aslanların ve yükselen aslanların bir arada arkadaş oldukları, birlikte çalıştıkları, aynı ortamı paylaştıkları kişilerin tavır ve tutumlarının ...etkisinde ve tesirinde kalmamaya özen göstermesi gerektiği çok önemli bir hafta. Aynı zamanda sevmediğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmak zorunda ve durumunda kalabilirsiniz. Tabii ki kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes birbirine saygı duymak zorunda. O yüzden mesafeli ve sınırlı olun ilişkilerinizde, mış gibi hareket etmeyin... Ee, samimiyetsiz samimiyet göstermemeye özen gösterin. Ee, evet, bazı insanlarla uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Kendinize de baskı kurulmasına izin vermeyin. Siz de kimsenin üzerinde bir baskı oluşturmayın. Haftanın sporu olmanız gerektiği gibi olun, davranmanız gerektiği gibi davranın. Hadi bakalım haftanız güzel geçsin. Yaşadığınız tüm zorluklara rağmen lütfen enerjinizi düşürmeyin çünkü bu hafta ee, sizin için farkındalığın artacağı bir hafta olacak ve artan farkındalığınızla yeni adımlar atacaksınız. Yeni olaylara gireceksiniz. Belki yeni iş imkanlarınız olacak. İşte Nuray anlattı uzun zamandan beri sürdürdüğünüz beraberliğinizi sonlandıracaksınız. Yani aslanları artık kimse kullanamayacak. Evet. Mesafenizi, sınırlarınızı belirlemekte hiçbir zorluk yaşamayacaksınız Süper Hatta aslanlar e, önümüzdeki günlerde şunu yapacak Ne kadar uzun bir ilişki yaşarsa yaşasın Bitirdiği için şükredecek, müthiş edecek Evet seviyoruz sizi aslanlar Güzel bir hafta diliyoruz Ay dilim varmıyor söylemeye ama Yani ekrana da getirmeye dilim varmıyor Sevgili Başaklar Yorucu bir hafta sizin için bu hafta Hani aşkın hali, aşkın iyi. <laughs> tek yıldızlı hali. Şimdi bak. Vallahi e... size anons etmeye kıyamadım bile bu hafta. Ee, aslında direkt aşktan başlayayım. Aşk hayatınız için endişelenmekten vazgeçin. Kandırılmış, sömürülmüş, dolandırılmış, aldatılmış olabilirsiniz. Ve bununla da yüzleşmiş olabilirsiniz. Aslında bunu Şanssızlık ve talihsizlik olarak görmeyin. Hı hı. Hanımlara ve beylere şu uyarıyı yapmak istiyorum. Doğru kadın neredeki beni bulsun. Doğru adam neredeki beni bulsun. Bu sözleri sakın kullanmayın. Çünkü siz ağzınızdan çıkardığınız Tabii. her söz ve cümle dua hükmüne geçiyor. O yüzden kendinize dua mı ediyorsunuz, kendinize duma, dua mı ediyorsunuz? Bunun bir kere önce... Şu andan itibaren farkında ve bilincinde olun lütfen. Bunun bilincinde olmaları hı hı. gerekiyor. Ee, endişelenmekten vazgeçin. Peki sevgili başaklar, yükselen başaklar, güneşin Koç burcuna geçmesi ve Koç burcunda yeni ayın oluşmasıyla iş ve kariyer yaşamlarında ortaklık finansal alanlarınızda yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız. Araştırma yaparak adımlar atmaya, güzel peşin hükümlü tavırlar sergilememeye özen göstermeniz gerekiyor. Bu sayede sağla, sağlam adımlar atarak yolunuzda ilerleyeceksiniz. İş hayatınızda kararsız insanlara hiç tahammülünüz olmayacak. Yani e, sizler ayrıntıları, detayları göz ardı etmeden yaşayan burçlar olduğunuz için sizin gibi davranmayan, sizin gibi hayatı yaşamayan bireylere hiç tahammülünüz olmayacak bu hafta. Ama lütfen insanları olduğu gibi görüp kabul ettiğiniz takdirde tahammülsüz olmamaya özen gösterdiğiniz anda e, kayıp değil kazançlar elde edeceksiniz. İnşallah. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle ee, devamlı çalışma hayatınızla ilgili önemli değişimler yaşamayı tercih edebilirsiniz. Çalışma saatleriniz değişebilir. İşinizdeki sorumluluklarınız değişebilir. Size yeni görevler verilebilir. Bu durum da sizi e, köle enerjisine girmiş gibi hissettirebilir. Şimdi bir kere iş hayatınızda bir çalışansanız, ve çalışmak durumundaysanız size verilen sorumlulukları yük olarak görmeyip bu benim işim bu benim sorumluluğum diyerek yol aldığınızda zorlandığınız işlerde ve alanlarda bile büyük kolaylıklara neden olacaksınız ama kendinizi köleymiş gibi görüp değerlendirdiğinizde ne çalışma performansınızı ortaya çıkarabileceksiniz ne de kendinizi iyi hissedebileceksiniz bu benim işim bu benim sorumluluğum diyerek bakın işinize düzeninize sarılın ve sahip çıkın şikayetçi olmak yerine işinizi sorumluluklarınızı sevmeye lütfen özen gösterin Marsın yengeç burcuna geçmesiyle e, sosyal hayatınız, sosyal çevreniz ve arkadaş çevrenizle uyumlu olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi sizler hiç kimsenin hayatına ...karışmayan burçlarsınız... ...kim ilişkisinde ne yaşıyor... ...bana ne... ...kimin evliliği nasıl gidiyor... ...bana ne... ...kim ne kadar para kazanıyor... ...onun sorumluluğu benim değil diyerek... ...kendi hayatlarının dışında... ...başkalarının hayatını merak etmeyen... ...başkalarının hayatıyla ilgilenmeyen... ...birileri hayatlarıyla ilgili... ...başaklara bir şey... ...ifade ettiğinde... ...yardımcı olabiliyorsa yardımcı hı hı hı. olabilen... ...burçlar olduğu için... ama. Bu dönem çevrelerinde sürekli sorun yaşayan kişilerin yaşamlarına dahil olmalarından gerilebilirler. O yüzden lütfen e, geçimsiz olmamaya, e, insanları olduğu gibi görüp kabul etmeye, fikri, aklı, düşüncesi, yaşam tarzı size uymayan kişileri olduğu gibi kabul edip onların enerjisine uymaya özen gösterin. Yoksa bu insanların negatif enerjisinin üzerinizde toplanmasına, sizi baskılamasına neden olursunuz. Yani aykırı davranmayın, e, şiddet, şi, öfke e, içerisinde bulunmamaya ne olur özen gösterin bu hafta. Aile içi ilişkilerinizde ise evli bir Başak Burcuysanız, eşinizin geliri ve kazancı ile alakalı bazı olumlu değişimler yaşaması onun kendini güvende hissetmesiyle sizin de huzurlu ve mutlu olmanıza olumlu yönde etki edecek. Haftanın spotu, çevrenizle uyumlu olun. Evet. Çevrenizle uyumlu bir hafta geçirirseniz zorlukları en az hasarlı atlatırsınız Kesinlikle. sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Şimdi sıra sevgili terazilerde. En az Başaklar kadar bu hafta zorlananlar listesinde siz de varsınız. Özellikle hangi alanda zorlandığınızı zaten yıldızlara bakınca siz de görüyorsunuz. Bu hafta gezegenler aşk hayatınız ve ikili ilişkilerinizle ilgili kulağınıza fısıldamıyor adeta bağırıyor. Peki ne anlatmaya çalışıyor? Astrolojinin kraliçesi bize tek tek anlatsın. Bugün terazileri pazartesi günden başlamak üzere kaç gün etkisi altına alacak? İkili ilişkilerle ilgili Şimdi bu. Şimdi yeni ay enerjisi yaklaşık o, yani dolunay ve yeni ay. Ayın enerjisi 15 günlük süreçte 12 burcu da etkiliyor. Hı hı. Ama tabii ki Mars'ın yengece geçmesi 2 aylık bir süreç. Efendim Plüton'un. Tabii. Kova burcuna geçmesi 20 küsür yıllık bir dönem. Yani gezegenlerin geçiş döngüsüne göre belli periyodlarda etkilemekte. Şimdi ne kadar süre mesela bu derin problemi yaşayacaklar ikili ilişkilerde? Şimdi de. bir hafta mı, 10 gün mü, 20 gün mü? Şöyle söyleyeyim. Aşk hayatlarınızda gizli saklı işler yaşıyorsanız aman dikkat. Gizli saklı işlerden uzak durun. Ama bir terazi olarak aşk hayatınızda gizli saklı işlerden uzak durmuyorsanız inşallah yakalanın. Ne diyeyim? Allah'ım çok amin. <laughs> yani e, hiç kimsenin onuruyla, gururuyla oynamayın. Yani bir teraziyseniz. Sakın beni yanlış anlamayın. E, karma yaratmayın. Yani e, unutmayın ki hiç kimse yaşattığı acıyı, çektirdiği çileyi çekmeden ve yaşamadan bu evrenden göç edip gitmiyor. Bitmez. Ayrıca Şuna da ben inanmıyorum. Bir terazi olarak bir koç olarak bir boğa olarak hiç fark etmiyor. 12 burcunda kimseyi insanın bir kere, Kimseyi yanıltmaması, kandırmaması, aldatmaması gerekiyor çünkü siz karşınızdaki kişileri yanılttığınızda, kandırdığınızda aslında kendinizi yanıltıp kendinizi kandırıyorsunuz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler geçmişte yaşadığınız zorlukları düşünmekten vazgeçmediğiniz takdirde daha büyük zorlukların hayatınıza dahil olmasına kendi adınıza, kendinize yardım edeceksiniz. Yani yani ne olur ne kadar zorluk yaşadıysanız yaşadınız ne kadar büyük kaoslar geçirdiyseniz geçirdiniz geçmişe bakıp geçmişle hayıflanıp geçmişi konu edip şikayet ettiğiniz takdirde geçmişin enerjisinden arınamadığınız için o geçmiş sizi hep izleyecek hep takip edecek kendini izleten ve takip ettiren kişi de sizsiniz. O yüzden Lütfen haftanın ilk beş gününde derin bir nefes alın ve geçmişte yaşadığınız zorlukları düşünmekten içsel yaşamaktan vazgeçin. Aşk hayatınızda gizli saklı işlerden uzak durun. Enerjisini sevmediğiniz kişileri çevrenizde barındırmayın. Ee, özellikle sevgili teraziler, yükselen teraziler, güneşin Koç burcuna geçmesiyle, Yeni Ay'ın Koç burcunda oluşmasıyla. Evlilik, ikili ilişkilerle ilgili e, gizliniz saklınız yoksa uyumlu, huzurlu bir beraberliğe sahipseniz... ...yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye başladıysanız güzel başlangıçlara adım atabilirsiniz. E, Plüton'un kova burcuna geçmesiyle aşk hayatınızla ilgili e, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerektiğini farkına ve bilincine varmanız gerekiyor. Ee, Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili ciddi mücadeleler verebilirsiniz. Şüper. İşiniz ve kariyerinizde ama dediğim gibi ama en başta, yani. bak şikayetçi olmadıkları takdirde, geçmişi gün, günün konusu haline getirmedikleri takdirde, hı hı. yeni başlayacakları işlerde de kazanca gelir'e, başarıya düzene, dengeye ve uyuma sahip olacaklar. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız aynı alanı paylaştığınız iş arkadaşlarınızın enerjisini sevmeyebilirsiniz, yaşam tarzını uygun görmeyebilirsiniz. Ama şimdi birlikte çalıştığınız insanı dönüştürüp değiştirmeye uğraşarak, ona daha vakit çok kaybı. negatif enerji barındırarak kendi yaşamınızda ilgilenmeniz gereken işlere ilgilenemeyip, konsantrasyon bozukluğu yaşayıp, Tabii. vakit kaybı yaşayacağınız için iş arkadaşlarınızı iş arkadaşım olarak kabul edin. Onlarla işinizi yapın. Onlarla var olan sorumluluklarınızla ilgilenin. Onların hayatıyla uzaktan yakından asla ilgilenmeyin. Komşuluk ilişkilerinizde enerjisini sevmediğiniz ahbaplarınız olabilir, komşularınız olabilir. Zoraki, mecburi onlarla görüşerek kendinizi negatif anlamda bu hafta etkilediğiniz takdirde birkaç ayınıza mal olacak hakkınıza yapılacak konuşmalara, haksızlıklara maruz kalabilirsiniz. Eyvah, eyvah. O yüzden sizin bu hafta enerjisini sevmediğiniz arkadaşlarınızdan, komşuluk ilişkilerinizden huzurlu bir şekilde uzaklaşıp... Çaktırmadan. Çaktırmadan yani görüşmek istedikleri vakitte işiniz olduğunu söyleyin. İşiniz de kendiniz olsun. Yalan söylemenize de gerek yok. Kendimle işlerim var diye. Yani kendime ait işlerim var. Kendimle işlerim var. Yani düşünsene senin enerjini emecek bir insanla zaman geçireceğine otur evde ojeni sür. Otur evde tırnaklarını törpüle. Kaşını al. işini yap. Börek yap. Çörek yap. Kendini iyi hissetmeye özen göster. Haftanın spotu geçmişi bırak geleceğe bak. Evet bu sevgili terazi şu hayat bize öyle bir şey öğretiyor ki merhametin ne kadar büyükse yediğin kazık da o kadar büyük oluyor bu hayatta. <laughs> Valla yani. Hani merhametten maraz doğar derler ya. Çok doğru. Ah işte yardımcı olmadan da olmuyor da ama işte dengelemek lazım. Dengelemek lazım. Dengelemek lazım. Akrepler. Şimdi siz bu hafta dur bakayım neredeydiniz enlerde? Hı, en uyumsuzlardaydınız. Tıpkı teraziler gibi. Şimdi bakıldığında akrebin aslında çok da bir şey gözükmüyor. Hafta güzel gibi gözüküyor. Yok, güzel bir hafta. Bir tek Ama... aşk hayatında küçük bir uyarım var. Hemen sevgili Akrep'lerin tablosunu getirelim. Bu haftayı nasıl geçirecekler? Şimdi artan sorumluluklarınızı gözünüzde büyütmeyin. Kariyerinizle ilgili gelecek korkusu yapmayın. Partnerinize karşı hassas ve duyarlı olun derken ne demek istedim? Şimdi çok yoğun çalışan bir akrep bireyi olabilirsiniz. Kadın, akrep kadın, akrep erkek Hı -hı. fark etmiyor. Hı -hı. Bir akrep bireyi. Şimdi çalışan bir bireysiniz, eve geldiniz. Partneriniz size soruyor günün nasıl geçti? İş yok. Kötü bir gündü. Akrep de söyler biliyorsun. Bundan şikayet etmeyi bırakmaları gerekiyor. Ne olur bu hafta şikayetçi olmayı bırakın. Hatta hayatınız boyunca söylenmekten ve şikayetçi olmaktan arındığınız takdirde evren size hizmet edecektir. Dolayısıyla sevgili akrepler, yükselen akrepler, güneşin koç burcuna geçmesiyle, yeni ayında koç burcunda oluşmasıyla sizlerin çalışma hayatınızda Şikayetçi olmadığınız takdirde, sorumluluğu içerisinde olduğunuz, ilgilendiğiniz, çalıştığınız ya da sahibi olduğunuz işlerde sakin, yavaş, güzel adımlar atabilirsiniz. Mis. Ama şikayetçi olup, mır 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 söylendiğiniz zaman yoluna girecek işlerin gecikmesine, belki de olacak işlerin olmamasına. Ee, işlerinizin tamamen ağırlaşmasına neden olabilirsiniz. Ama yeni başlangıçlar yapıp sakince iş, kazanç, kariyer yolunuzda ilerlemek istiyorsanız şikayet etmekten, huzursuz huzursuz yorumlar yapmaktan kesinlikle ve kesinlikle arının ve uzaklaşın. Plüton'un kova burcuna geçişi, önemli değişim, enerjisi içerisinde olmanıza etki edecek ve neden olacak. Ev aile alanlarınızda değişim, dönüşüm ve yenilikler yaşama olasılığınız çok güzel. Yeni bir eve taşınabilirsiniz. Evet. Yeni bir ev almayı planlıyorsanız aradığınız evi bulabilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar, olumlu değişimler yaşayarak Huzur ve keyif yaşayabilirsiniz. Aysa, yani çok evlerini iyi. değiştirebilirler, adreslerini değiştirebilirler. Plüton'un kova burcuna geçişi, onların yaşadığı alanda yapamadıkları da evsel ve mekansal değişimleri oluyor bu kez. Yani. Olması konusunda etkili olacak. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle ilgili hangi konuda mücadele veriyorsanız. Bakın tekrar altını çiziyorum. Şikayetçi olmadığınız takdirde başarılı sonuçlara ilerleyeceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda ve günlerde sosyal hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde hayatınızdan çıkardığınız bazı ahbaplarınız, komşularınız, dostlarınız hatalarını anlayabilir, size geri dönebilir. Hayatınızdan çıkardığınız komşularınızı, hayatınızdan çıkardığınız ...sosyal ilişkilerinizdeki arkadaşlıklarınızın dönüşlerini kabul edin. Ama eskisi gibi hayatınızın merkezine, hayatınızdan çıkardığınız insanları almayın. Sizler sezgileri güçlü olan burçlarsınız. İş sesinizi bu hafta çok iyi dinlemeli, sezgilerinize göre hareket etmeli. Ve bitirdiğiniz hiçbir arkadaşlığı, e, tamam selamlaşın, kırıldıysanız bağışlayın, affedin ama... Ee, hayatınızın merkezine almayın aslında insan kendi hayatının merkezinde kendi olmalı ee, çocuğunuzu bile hayatınızın merkezine koyduğunuz vakitte dengeler onun değişiyor dengesini değiştirirsiniz Tabii. o yüzden hayatınızın merkezinde asıl olması gereken tek bir birey var o da sizsiniz. Kendi hayatınızın merkezinde kendiniz kalmaya, kimseyi hayatınızın merkezine bu hafta almamaya lütfen özen gösterin. Bitirdiğiniz ilişkileri affedin, geri dönüşlere merhaba merhaba deyin. Yeni başlayacağınız arkadaşlık ilişkilerine de geçmişte yaşadığınız arkadaşlıklardaki zararları enerjisel anlamda yüklemeyin. Yani güvensizlik yaşamayın ama eskisi gibi kendinizi arkadaşlarınıza feda etmeyin. Kim bugüne kadar fedakarlık yaparak kar elde etmiş ki siz kar elde edesiniz? Ne kadar ee, doğru. Yani feda ile kar asla elde edilemez. O yüzden e, kendinizi kocanıza da feda etmeyin, karınıza da feda etmeyin, arkadaşlarınıza da feda etmeyin. Sevin, sevilin, iyi ilişkiler içerisinde olun ama fedakarlıktan kaçının ve en azından bunun bilincinde olun. Belki yapı itibariyle sürekli feda ederek, fedakarlık enerjisi içerisinde olarak ruhunuzu besleyen bir bireysiniz ama kendinize şunu hatırlatmanız gerekiyor. Önce ben, önce ben dediğiniz vakitte çevrenizdeki kişilere bu enerjiyi zaten yaydığınızda onların sizi manevi anlamda da Tabii. maddi anlamda da sömürmesine izin vermeyeceksiniz. Sınırlarınızı belirleyeceğiniz için kendi benliğiniz bir kalenin içerisinde kalacak. O kaleyi siz yıkmadıktan sonra hiç kimse yıkamayacak. Özellikle sevmek güzel. Sevmekten vazgeçmeyin. Ama asla fedakar olmayın. Haftanın spotu. Fedakarlıktan kaçının. Evet fedayla ile kâr elde edilmez. Görmedik canlarım. O yüzden fazla fedakarlık, cefakarlık getiriyor. Aynen öyle. Dikkat etmek lazım. Şimdi sırada yaylar. E, yaylar var. Yaylar fedakar mıdır? Hayır hiç değildir. As, aslanlarım benim. Vallahi böyle <laughs> hiç Fedakar olmayın zaten. Saçını süpürge yaparsın. Vicdanlıdır, e, merhametlidir, e, asil bir duruşa sahiptir. Tutkuyla sever, evet. sahiplenir. Ama öyle e, hiç kimsenin... Ay saçını süpürge edecek yay kadını? Ay kim, çalı mı onun kısaçı 10 On numara 5 yıldız. Tabii canım kesin. Bir de bütün bu saydığın güzel özelliklerin başına hop eğlenceli oluşlarını oturtuyorum. Ne dersin? Aynen neşeli, neşeli, de neşeli eğlenceli. ve eğlenceli. Evet neşeli, eğlenceli, her evin vazgeçilmezi sevgili yay. Her evde bir tane olması lazım, her iş yerinde de. Kesinlikle. Onlar bu haftaya nasıl başlıyorlar? Oh emeklerinin karşılıklarını alıyorlar. Kesinlikle. Nihayet. Şimdi e, sevgili yaylar yükselen yaylar iş hayatınızda emeklerinizin karşılığını net bir şekilde alacaksınız. Hiçbir şey için boşuna mücadele etmediğinizi de anlayacaksınız. Sabrınızın karşılığını elde edeceğiniz önemli bir haftadasınız. Harika kim için? Belki birileriniz çocukları için aşırı sabır gösterdi. Birileri işindeki, kariyerindeki düzeni için aşırı sabır gösterdi. Belki de diyorsunuz ki hala sabır gösteriyorum. Karıma sabır gösteriyorum, kocama sabır gösteriyorum, çocuğuma sabır gösteriyorum, patronuma sabır gösteriyorum. Ama şunu sakın unutmayın. Hiçbir şey için bu hafta pazar gününe kadar boşuna sabretmediğinizi, boşuna sabırlı olmadığınızı görecek, fark edecek ve bunun bilincinde olacağınız durumların ortaya çıkmasıyla maddi ayrı manevi ayrı sevineceksiniz. Özellikle de iyi ki de sabırlı olmuşum, iyi ki de dayanma yeteneğine sahipmişim diye kendinizi takdir edeceksiniz. Özellikle Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle, yeni ayın Koç burcunda oluşmasıyla aşk hayatınızda kalbi boş olan bir yay bireyiyseniz yeni aşk başlangıçlarına, yeni aşk başlangıçlarına adım atabilirler. Kalbi boş olanlar, evli olup ilişkisinde biraz soğuma hissedenler, birlikte olup ilişkilerini sorgulayanlar. Bizimkisi aşk mı, sevgi mi, tutku mu, alışkanlık mı? Hayır. Bu sorguladığınız her şeyi alevlenecek aşk enerjisiyle sorgulamaktan vazgeçeceksiniz. Aşk zaten bir heyecandır. Nerede ne yapıyor demektir. Ama en önemli şey sevgi ve saygı. Özellikle bu hafta bir yay burcu bireyi olarak gezegenlerin kombinasyonuyla ne kadar kıymetli olduğunuzu, ne kadar özel olduğunuzu, partneriniz için ne kadar değerli olduğunuzu net bir şekilde duyacak, görecek, içselleştirecek ve fark edeceksiniz. Harika kalbi boş olanlar güvenebilecekleri yeni aşklara, yeni başlangıçlara adım atacaklar. Peki Plüton'un kova burcuna geçmesiyle yaylar kardeş, kuzen, yakın çevre ile ilgili önemli değişimler yaşayabilirler. Ve bu değişimler nasıl olacak? Kırgın olduğunuz kuzeninizle aranız düzelebilir. Süper. ...uyuşmadığınız kardeşinizle aranıza sınır çekebilirsiniz. Sevmediğiniz yakınlarınızı hayatınızın dışında bırakabilirsiniz. Ee, yani fikirleriniz ve düşüncelerinizde önemli değişim ve dönüşümler Hiç yaşarken... Şey. ...ruhen ve manen mutlu olacaksınız. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle... ...miras konularıyla alakalı işleriniz ve beklentileriniz varsa... Artan sorumluluklarınız sayesinde hemen bugün çözülmese bile belli bir zaman sonra umutsuz olmamanız gerektiğini fark edecek ve çözüme ulaşacaksınız. Kredi, vergi, e, borçlarınız varsa sorumluluklarınız artabilir ama e, çözümlenmesine özen göstermeniz gerekecek. Hı hı. E, yani borçlarınız sizin gözünüzde büyümesin. Gelecek korkunuz ve kaygınız olmasın. Belki bir ev aldınız, bir kredi borcunuz var. Şu an şunun için ayıflanıyorsunuz. Ay acaba ne olacak? Ben e, işimde kalacak mıyım? Para kazanabilecek miyim? Bu evin borcunu bitirebilecek miyim? Şunu hatırlatın kendinize. Siz buhran sevmeyen, siz Şikayet sevmeyen, siz bunalım içerisinde yaşam tercih etmeyen burçlarsınız. Bu hafta o Mars'ın aktifliğinden dolayı kaygılanabilirsiniz. Bu ödememi yapabilecek miyim, bu borcumdan kurtulabilecek miyim diye ee, her şeyin üstesinden gelebileceğinizi hatırlatın kendinize. İnşallah. Gaflet duygusuna düşmeyin. Mars size parasal konularda artmış olan ve artacak sorumluluklarınızdan yana kaygı. ...endişe, huzursuzluk verebilir. Ee, böyle anlarda yapacağınız tek bir şey var. Akşamları uykuya yatmadan önce burnunuzdan derin bir nefes alın. Ağzınızdan verin. Bunu 12 defa yapın. Ve iki kaşınızın ortasına, orta parmağınızla, sağ elinizle... ...ben güvendeyim, ben güvendeyim, ben güvendeyim deyin. 12 derin nefes alın verin ben güvendeyim. Bir daha derin nefes alın verin ben güvendeyim. Bunu 12 defa tekrarladığınızda üçüncü gözünüzün gafletlenmesini engelleyecek ve doğruları net bir şekilde görebilecek. içsel yaşadığınız sizi huzursuz eden enerjileri kovmak için uğraşmadan tamamen onlardan arınabileceksiniz. Bir de aşk acısı yaşayan bir yay varsa bizi dinleyen terk edilmiş olabilirsin. Ya işte bir senedir birlikteydik, üç aydır birlikteydik. Her şey yolunda gidiyordu. Bir sabah öyle oldu ki ya da bir akşam partnerim kendini ciddi bir ilişkiye hazır hissetmediğini söyledi bana. Eyvah. Ve ilişkim bitti. Korkmayın. Seven kişi geri dönecektir. Ama eğer sizin için hayırlıysa dönsün. Değilse dönmesin. Ama ani biten ilişkilerde bu hafta barışmalar, dönüşler, kavuşmalar olası ve söz konusu. Hatta kendini ciddi bir ilişkiye hazır hissetmediği için gitmiş bir birey varsa bütün ciddi kararları alıp geri döndüğünde evlilik teklifiyle size geri gelebilir. Hayatını sizle paylaşmak istediğini söyleyerek geri gelebilir. Dolayısıyla ona şans verebilir, ona güvenebilir. ilişkiye kaldığınız yerden daha güven duyarak başlayabilir ve adım atabilirsiniz. Dönerse senindir diyorsun. Evet Dön dönerse, dönerse zaten hiç olmamıştır. E, zaten şunu sosyal ilişkilerimizde bile... Allah muhafaza Nur benim hayrımaysa Ben nurun isem Arkadaşlığımız bir ömür boyu devam etsin Aynen öyle. Ama illa ondan bana zarar gelmesine Bir gerek yok ki Bilinçli ya da bilinçsiz Ben de arkadaşıma zarar verebilirim Farkında olarak ya da olmayarak Yani sevmek o yüzden, yetmiyor bazen Yetmiyor tabii ki de yetmiyor e, Düşünmek çok önemli Sevmek ve kişinin özgürlük alanını e, Yormamak Zorlamamak gerekiyor o yüzden bir yaysanız ayrılıklarınızda hayırlı olacak olan kavuşmaları yaşadığınız takdirde yeniden güven duymak sizin elinizde. E siz zaten kendi adınıza ne istediğinizin farkında ve bilincinde olduğunuz çok önemli bir haftadasınız. Evet. Yani iç huzuru çok önemli. Yay zaten neşelidir. Başta dedin ya her eve ve her iş yerine bir lazım. yay lazım. Yayların kahkahası Dışarıdan duyulur ve onlar bir de içten güler. Güldüğü vakitte neşe yayar. Dolayısıyla ben bir insanı derin kahkahalı gördüğüm vakitte onun hemen bir yay olma olasılığını çok net görebiliyorum. Bu hafta haftanın spotu. Hiçbir şey için boşuna mücadele etmediğinizi hatırlatın kendinize. Evet, boşuna mücadele etmiyorsun. Hiçbir Etliğin şey için. her mücadele karşılığı, yani karşılığıyla kat be kat karşına çıkacak. Kesinlikle. Sırada sevgili oğlaklar, oğlaklar var. Çok sevdiğim oğlaklar da ekran başındalar. Onlar da akılcı, mantıklı, tutumlu, programlı, tutumlu. planlı. Bir de dost. Gerçekten dost. Hayatınızda bir oğlak varsa, yükselen oğlak olabilir, güneş oğlak olabilir... Ee, mal sahibi olmanıza yardımcı olur. Para biriktirmenize yardımcı olur. Oğlak çok çok güzel yaşamsal stratejiler belirler. Sizin göremediğinizi sizden önce görür. O yüzden çevrenizdeki yükselen ve güneş oğlakları tutun. Onların size her daim faydası olur. Bırakma bir oğlak bulduysan yapış. Bırakma kesinlikle. Şimdi bu hafta neler onlar için risk, neler onlar için şans. Öncelikle sevgili oğlaklar hayatınızı yeniden yapılandırmak isteyeceğiniz çok önemli bir haftadasınız. Ailenizle partneriniz arasında kalmamaya çalışın sizi zorlayan etki ve enerjilerden arının. Şimdi aşık olduğunuz sevdiğiniz birlikte ya da evli olduğunuz bir ilişki içinde olabilirsiniz. Annenizin uygun görmediği, yakınlarınızın size uygun görmediği bir beraberlik yaşıyor olabilirsiniz. Ve e, kaygı, huzursuzluk ve korku da yapabilirsiniz bu hafta. Öncelikle yaşadığınız ilişki size ne katıyor? Bunu çok iyi gözlemleyin. Bazen hakikaten annelerin, babaların, evlatları üzerindeki o annelik babalık duygusundan dolayı mıdır nedir? Sezgileri çok güçlüdür. Çünkü ben bazen verdiğim danışmanlıklarda profesyonel ofisime gelen ister yüz yüze ister online e, hanımefendiye ya da beyefendinin haritasına baktığımda ilişkisinin uygun olmadığını söylediğimde Ay ee, annemin kelimelerini söylediniz ya da babamın kelimelerini söylediniz diyor kişiler. Ben de diyorum ki onlar Allah vergisi, sertifikasız astrologlar. Allah anneye babaya evlatla ilgili her şeyi malum ediyor, buna inanın. Samimiyetle söylüyorum. O yüzden yaşadığınız ilişkileri gözlemleyin, ailenizle partneriniz arasında kalmamaya çalışın. Yani e, yakınlarınızın ilişkinizi uygun görmediğini partnerinize söylemeyin. Gözlemleyin. Ani gelecek kararı almayın ama evlenmişsiniz, çocuk çocuk sahibi olmuşsunuz. Aradan 20 sene geçmiş hala kayınvalide gelini istemiyorsa... E, gelin kayınvalide istemiyorsa yapmayın artık millet Mars'a tatile gidiyor. Kaynana gelin kavgası mı kaldı? O yüzden <laughs> Mars tatile. E, tabii. Ha, millet Mars'a dünyayı geziyor Mars'a tatile gidiyor. Ay'a tatile gidiyor artık yani hani sözün gelime... Ee, ...söz gelimi... ...dolayısıyla e, benim... ...siz oğlaklara tavsiyem şu... ...evli barklısınız... ...geçmişte e, annenizi uygun görmedi... ...ama yanılgıya düştü... ...bu da olabilir... ...belki enerjileri tutmadı... ...arafta kalmayın, arada kalmayın... E, ...annenizi anneniz olduğu için sevin... ...partnerinizi partneriniz olduğu için sevin... ...annenize zorla eşinizi sevdirmemek için... ...çaba sarf etmeyin... Eşinize de annenizi sevdirtmek için boşuna çaba sarf etmeyin. Yani zaten kocasını ya da karısını seven kişiler onun annesine saygı duymak mecburiyetindedir. Tabii. o olmasaydı o olmazdı. Bir zaten doğal bir akıştır yani. Kocamı çok seviyorsam onun en değerli varlığını da severim. Aynen öyle yani. Anneciğini. Annesini de severim. Yani içime sokmak zorunda değilim ama saygı duymak durumundayım. Yani şöyle tabii ki saygı duymak zorundasın. Annesi de sana aynı oranda yaklaşıyorsa ha, öyle ilişkiler yaşıyorsun ki böyle içine sokasını da geliyor kayınvalidenin. Tabii annenin. ki olmaz mı? Dolayısıyla arafta kalmayın arada kalmayın. Özellikle güneşin koç burcuna geçmesiyle ve yeni ayın koç burcunda doğmasıyla ev aile alanlarınızda e, yeni adımlar atabilirsiniz. E, yeni adımlardan kastım. Evinize yeni bir eşya alabilirsiniz. Ailenizde uzun bir süredir kafanızı meşgul eden, ilgilenemediğiniz işlerle konularla ilgilenebilir. Sorun olan her şeyi de kolaylıkla çözümleyebilirsiniz. Plüton'un Kova Burcuna geçiş yapmış olması, finansınızı ilgilendiren önemli değişimler, olumlu yönde yaşayabilir ve dönüşüm sağlayabilirsiniz. Mars'ın yengeç burcuna geçmesi anlaşma ve sözleşmelerde dikkatli olun. Bir takım evrakları imzalamak durumundaysanız bazı yeni anlaşma ve sözleşmeler yapacaksanız aman diyorum çok iyi okuyun inceleyin ona göre imzalar atın. Çünkü yanılgıya ve yanlışa gözden kaçıracağınız konulardan dolayı düşebilirsiniz. Haftanın spotu. Aşkta Aile ve partner arasında arafta kalmayın. Peki, sevgili Oğlaklar, haftanız güzel geçsin. Ee, sevgili Barış çok sevdiğim arkadaşım o da şu anda ekran başında bizi izliyor o da oğlak bugün haftamız süpermiş diyor ee, bütün çalışanlara hayırlı işler diliyorum gerçekten Peki, yeni sen. haftaya başlarken enerjimiz nasılsa öyle oluyoruz Esin Yağmur deli sevgili Sevgiler, Esin abla selamlar. izliyor Esin ablacığım sana da sevgilerimi gönderiyorum demiş ki Allah Allah ben oğlu ama çok dağıtıyorum hiç tutumlu değilim neden demiş ben de yazdım yükselenindendir yükselen de yengeç diyor ondan dağıtıyorsun canımın içi yükselen <laughs> Değil mi yükselen Yükseleni değiştiği geçmeyen, zaman? ben bakmıştım esne. Peki Oğlak 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 olunca ne olur? Hem yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlak. Prensipli, tutumlu, Hı. ciddi, sınırlı mesafeli. Ay giremezsin onun yanına. Yaklaşamazsın. Hep bir duvarları vardır. Kesinlikle. Bir de öyle bakalım tam burçlara bakalım işte mesela Aynen bir öyle. koç koçla boğa boğa ile işte nasıl oluyor onu konuşalım bir, bir terazi teraziler kaç kova 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 kaç <laughs> i̇kizler, i̇kizler ikizler ikizler kaç peki kime koş koş Koça koş 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 Boğaya koça mı? Koş, koş, Ay, koş. Koça koş 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 <laughs> Boğaya koş 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 Aslan'a da koşabilir. Aslan koş, aslan'a koş. Aslan'a depar at hatta. Yaya koş. <laughs> Kesinlikle oğlağa koş. koş. Kovaya koşma. Balığa da dikkat et derim. Hmm. Yani <laughs> her şey balıktaysa... Ama aynı. koça koş koş. İç koş düşünsene. Koş. Sürekli şiir okuyan bir kadın, sürekli şiir okuyan bir adam... Ya onların da kendi zarafeti var ya. Yani. 7 Kendin. 24 tımbır tımbır. <laughs> Biriyle olabilir misin? Romantizm. Belki sen romantizm sevmiyorsun. Ay yok hayatım. ben romantik bir kadın değilim. Değilim. Hiç bugüne kadar bir erkek sana şiir okumadı mı mesela? Ay yok canım okumasın da zaten. <laughs> ne o öyle? Hani <laughs> neyse kovalara geçiyoruz. Hayatlarında sadece kovaların ben analitik, mantık kadınıyım. Analitik zeka var değil mi? Kovaların hayatlarında. E, tabii yani. ki onlar zeki. Şimdi kova kadını zeki adam sever. Öyle tımbır tımbır kanun çalan şey çalan kişileri Hayır, Nasıl yani kanun. Aa, bak ya, burada. Ya bak şimdi ben bir kanunu sevmiyorum. O. o ne demek Hayır. tımbır tımbır kanun çalan. hayatım öyle keman çalan bir adamla. Hayır şunu ne diyorsun. Di 24? Hayır şunu diyorsun enstrüman akşamı ee, burada yani, yüzlerce bize enstrüman çalıp izleyen Hayır ben çok var. seviyorum. Gidip, ne diyorsa anlamıyorum. Dinliyorum. Ay yani e, şair. Yani sürekli serenat yapan bir adam. Evet sürekli serenat e, yapan bir adam. Böyle de tımbır tımbır. Yani e, Allah'ım tek dileğim neydi biliyor musunuz? En çok kimi kıskanırım neyi kıskanırım? enstrüman çalan birini kıskanırım. Ya ben de Deli çok gibi kıskanırım yani. Çalayım. Bir kanun çalayım, bir keman çalayım. Ama 7 o kadar 24 çalamam. Çalardım, 7-24. Ay, ay Nur. No. şarkılar Düşünsene şarkılar. sana geliyorum, senin elinde sürekli bir enstrüman. Ne ay, <laughs> sıkıcı. Hiç sen romantizmi zeyesi yok sende. Ben de hiç yok. Ben mantık kadınıyım. Allah, e anlat bakalım mantık kadını kovalar, <laughs> mantık kadına Mantık şimdi, erkeği e, kovalar ne yapıyorlar? Şimdi özellikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonu kovalara e, askıda kalan sizi yoran işlerin tek tek sonuçlanacağı Nihayet. ve sonucunu alacağınız bir haftadasınız. Hadi bakalım. İş hayatınızda ani değişimler ve yenilikler yapmak isteyebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Başarıyı hak ettiğinizden emin olun. Gelecek korkusu yapmayın demişim. ...şimdi bir kere nasıl bir iş yapıyorsunuz... ...nasıl bir işte çalışıyorsunuz... ...sorumluluklarınız neler... ...bunu bir izleyin ve gözlemleyin... ...kendi içsel dünyanızda... E, ...askıda kalan... ...sizi yoran işlerinizin tek tek... ...sonuçlanması... ...üstünüzdeki yüklerin... ...üzerinizdeki baskıların... ...üstünüzden gitmesiyle... ...inanılmaz hafifleyeceksiniz... ...ve rahatlayacaksınız... ...aynı zamanda... Ee, sevgili e, kovalar ve yükselen kovalar, güneşin Koç Burcuna geçiş yapması ve yeni ayın da Koç Burcunda doğması ticari faaliyetlerinizde artış olacak. Oh. Örneğin ticaretle uğraşan bir kova kadını, bir kova erkeğiyseniz, e, bir şeyleri satarak para kazanıyorsanız, bu hafta mağazanız, dükkanınız dolup taşabilir. İnşallah. Ee, ve elinizde kalmasından korktuğunuz ürünleriniz varsa hiçbir şey kalmayabilir. İstiflenmiş her şeyi elden çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda çalışan, kariyer sahibi olan, sorumluluk sahibi olan, yönetici olan bir kova burcuysanız kesinlikle yükselmeyi beklediğiniz alanlarda kariyer olarak da maddi olarak da yükseleceğiniz önemli bir haftadasınız. İnşallah. Ve aynı zamanda ticari faaliyetleriniz ve kariyerinizle ilgili uzun bir süredir beklediğiniz yeni başlangıçlara güven ile adım atacaksınız. Güven duygusuyla sağlam adımlar atarak ilerleyeceksiniz. Plüton'un kendi burcunuza geçişi geçmiş olması hayatınızın genelinde önemli değişim ve dönüşümler yaşamanıza neden. Eski ben değilsiniz artık. Kendi bilincinizi, kendi benliğinizi ve kendi hayatınızı yeniden inşa edeceksiniz. Şimdi zaten siz kovalar mantık insanısınız ama kova aynı zamanda aşk kadınıdır. Bak erkeği için aynı şeyi söyleyemem. ...kovanın kadını aşk kadınıdır. Her ne kadar çok fazla romantik olmasa da... ...hani mırç mırç olmasa da... E, dokun... Mırç mırç. Mırç mırç. mırç, mırç. <laughs> o kadar aşk kadını ki mırç mırç. mırç, mırç olmasa da... E, ...sever tutkuyla sever, duyguyla sever ama hep aklının kenarında bir mantık vardır. Ayağa yere hep sağlam bassın ister, olması gerektiği gibi olur, konuşması gerektiği gibi konuşur. Çoğu zaman da aşk hayatında ve evliliğinde ruhsuz kadın olarak bilinir. Ki Aa. aslında ruhu vardır kovanın, kesinlikle ruhsuz değildir. Sen beni tanıyorsun, ruhsuz muyum ben? Yok. Kesinlikle ruhluyumdur ama hani böyle <laughs> şey değilimdir. Yok, ruhsuz. <laughs> yok yok, ruhluyumdur ee, kesinlikle. Ama bu dönem öyle bir dönemdesiniz ki hayatınızı yeniden inşa edeceksiniz, hayatınızı yeniden yapılandıracaksınız. Kariyerinizde, duygusal dünyanızda, sosyal ilişkilerinizde yeni bir ben oluşturacaksınız. Evet. Ve başarıya odaklandığınız bu günlerde zirve yükselişler elde edeceksiniz. Ne diyorsun? Zirve yükseliş elde edeceksiniz. Ani gelişen, değişen bazı arkadaşlarınız olabilir ama ne olsun onlar da öyle güzel deyin. Kimsenin değişmesine şaşırmayın. Olduğu gibi kabul edin. Değişime yani. direnmesinler. Zaten. Evet, direnmesinler. Zaten haftanın spotu değişen şartlara direnmeyin. Akışta kalsınlar. Akışta yani. kalın. Efendim, sevgili balıklar, bu arada NASA'dan yapılan açıklamada 13. burcun yılan burcu olduğu açıklanmış. Bunu konuşacağız biraz sonra. Lütfen bir yere ayrılmayın. Burcunuz değişmiş olabilir. Birazdan konuşacağız 18 bunu. 18 yaşından beri astroloğum anlatacağım sonra. Tamam. Çok ha. önemli. Ha, pardon. tamam. Nasıl sadece bu açıklamayı yapıyor, değil mi Ayda? yanlış söylemedim. Evet, astrologlar yılan burcunu açıklıyor. Ee, ha, NASA da diyor ki sadece biz matematik işlem yapıyoruz diyor ama çok merak ediyorum. Ay ben yılan mı oldum? <laughs> Aydsl sen burcun değişmiş yılan musun? Yılan burcu. Burcu ne yılan? Yılan. <laughs> Ay merak ediyorum bakayım ne olacak. Ya o şeydir o. Şeyi söylüyorlar. bakalım konuşacağız tamam, biraz peki. sonra. Şimdi balıkları da bitirelim de. Sonra bakalım yılan olduk mu. Balıklar bak haftanın güzelliğine bak. Bak şenlikle gelmiş gezegenler size. El ele kol kola vermişler aşk, para, sağlık. Sizin kulağınıza bu haftanın ne kadar güzel geçeceğini fısıldıyorlar. Şimdi bu hafta sosyal ilişkilerinizde yenilikçi olacaklar. Hı. Ha niye gülüyorsun öyle? <gülüyor> Sana güldüm. <gülüyor> niye? <gülüyor> yılan burcun ne yılan. Düşünsene. Şimdi, bir de hani kendini düşün yılan ben Buray, yılan siz ne burcusunuz? yılan. Keşke yılan olaydım. Merak ediyorum bakacağım şimdi. <laughs> Değişiyor mu? Şimdi e, sevgili balıklar, yükselen balıklar sosyal ilişkilerinizde yenilikçi olacağınız bir haftadasınız. Oh. Paranızı ...değerlendirirken araştırmacı olmaya özen gösterin. Aşk hayatınızda huzurlu bir döneme şükürler olsun girdiniz. Ay nihayet. Kesinlikle girdiniz. Özellikle e, daha önce e, eleştirdiğiniz, daha önce dikkatli olmanız gerektiğini düşündüğünüz... ...çevrenize giren e, kişilere karşı sınırlarınızı belirliyordunuz... Bu hafta artık bu sınırları gereksiz yere belirlediğinizi, yeni insan tanımanın size katkılı olacağını fark edecek ve hissedeceksiniz. Hı hı. Dolayısıyla çevrelerini yenileyecekler. Süper. Ve bu yenilikten de çok büyük katkı sağlayacaklar. Oh. Kesinlikle. Güneşin koç burcuna geçmesi ve yeni ayın koç burcunda doğmasıyla kişisel finansınızda yeni yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz ama ne olur paranızı yatırım yapacağınız işe, konuya göre araştırmadan yatırdığınızda var olan imkanlarınızda kayba maruz kalabilirsiniz. Özellikle çok araştırmacı olun. Yani kendi kendinize zarar veren bir balık bireyi olmamaya özen gösterin. Bir ev bile alacaksanız o evi araştırın, çevreyi araştırın, hmm, yatırım tabii. yapacaksanız o yatırımı araştırın. Yani ani ve hızlı karar vermeyin. Yoksa maddi açıdan zarara maruz kalabilirsiniz. Plüton'un kova burcuna geçmiş olmasıyla birlikte ruhsal dünyanızla ilgili önemli değişim ve dönüşümleri yaşayabilirsiniz. Nasıl önemli değişimleri ve dönüşümleri yaşayabilirsiniz? Uzun bir süredir Aşk hayatınızda yıprandınız, yoruldunuz. Yaşanmış, sona erdirilmiş, bitirilmiş ilişkilerden dolayı tükendiniz, yıprandınız ve kendinizi şanssız ve talihsiz görüyordunuz. Artık hiç şanssız ve talihsiz olmadığınızın farkına varacaksınız. Sizi tüketen duyguların yersiz yere tükettiğini ...önceden doğru bildiklerinizin yanlış olduğunu fark edeceksiniz... ...ve ruhsal dünyanızı genişletecek ve zenginleştireceksiniz... ...aynı zamanda ruhsal gelişim, kişisel gelişim alanınızda kendinizi geliştireceksiniz... ...zaten siz balıklar maneviyatlı, dua enerjisine ve gücüne inanan burçlarsınız... ...bu dönem e, elinizi açıp ettiğiniz dualarınız daha çok artacaktır isteklerinizin ve dileklerinizin tek tek oluşmasıyla alakalı güçlenen maneviyatınızla dileklerinize, isteklerinize daha güvenle odaklanacak. Kendinizi yeniden manevi ve ruhsal açıdan yapılandırmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda e, kendi içsel dünyanızda hüzünlerinizden, yorgunluklarınızdan... ...zorlandığınız konulardan net bir şekilde arınıp uzaklaşıp içsel dünyalarında e, olgunlaşma ile birlikte zenginleşmeyi bir arada yaşayacaklar. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle birlikte e, kazalara çok açık olabilirler. Özellikle spor yapan bir balık burcuysanız, hı hı. bedeninizi ısıtmadan spor yapmamaya, ani ev hareketleri içerisinde olmamaya bedensel anlamda sakatlanmalara çok açık olduğunuz için temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle bir balık burcu bireyi olarak arkadaşlık ilişkilerinizde, birlikteliklerinizde ve beraberliklerinizde bazı kişilerin hakkınızda yaptığı konuşmalardan ciddi anlamda rahatsızlık duyduysanız, bunun gereksiz yeri olduğunu farkına varacaksınız ve sizin Genel hayatınızla ilgili e, size kazandıran düşüncelerin artmasıyla birlikte... ...kendinize duyduğunuz güvenin de artışıyla ma, e, içsel ve ruhsal açıdan huzur bulacaksınız. İnşallah. Aile büyüklerinizle kırgınlıklarınız varsa bu kırgınlıkların yersiz yere olduğunun farkına varacaksınız. Bireysel yaşamınız ve hayatınız içerisinde... Tam anlamıyla ne istediğinizin en farkında, hem bilincinde olduğunuz bir süreç, bir döngü içerisindesiniz. Çevrenizdeki kişilerin bilhassa anne ve e, yaşça büyük ebeveynlerinizde ...hiç olmadığınız kadar daha iyi ilişkiler, Süper. daha huzurlu ilişkiler içerisinde olacak ve olmayı da isteyeceksiniz. Haftanın spotu, hak ettiğiniz başarıyı elde edeceğinizden emin olun. Evet. Şimdi tabii e, her gün olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yorumlayacağız. Bu hafta güzel ülkemizi neler bekliyor? Ülkemizin burcu Akrep, yükseleni Yengeç. Yükseleni Yengeç, ay burcu İkizler. İkizler. Akrep, Yengeç, İkizler. Evet. Türkiye haritasında Uyarılar ve önlemler neler Nuraycığım? Şimdi e, Türkiye haritasında yükselen burç Yengeç olduğundan transit Mars Yengeç burcuna geçti. Ülkemizde önemli etkiler gözlemlenebilir. Hı hı. Mars savaş, mücadele enerjisi ve e, eylemi anlatır bize. Yengeç burcu ise duygusal hassasiyet, aile, vatanseverlik ve toplumla bağlantılı Enerjiyi ortaya çıkarır. Bu transit Türkiye'de artan milliyetçilik, hmm. vatanseverlik ve toprak konularına yönelik e, konuların gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak aynı zamanda duygusal hassasiyetin toplumda çok artacağı bir haftadayız e, ve bu hafta e, genel olarak Mars'ın yükselen yengeç burcunda olması. E, düşüncelerimizde ve duygularımızda biraz zorlanmalara neden olabilir. Ee, yine toprakta bazı hareketlenmeler bize kaygı verebilir, korku verebilir. Su e, ve sellerle alakalı zorlanmalar yaşayabiliriz. Ve Türkiye haritasının birinci evinde Yengeç Burcu'nda bulunan e, Mars, Plüto ile kare açı yapıyor. Bu durum toplumsal hayatımızla ilgili güç mücadelelerin artacağını, otorite figürlerinin baskısını hissedeceğiz. Yani e, ciddi anlamda üst düzey kişilerle alakalı zorlanmalar konuşulabilir ve mevzu edilebilir. E, bu da bize içsel anlamda huzursuzluk, kaygı ve belirsizlik yaşatabilir. Hı hı. Aynı zamanda e, Plüton'un Mars'a kare açısı. Ee, ve yeni ayın koç burcunda Türkiye haritasının dördüncü evinde yerleşen terazi burcundaki karşı taşı e, etkisiyle birlikte e, Türk toplumunda aile, vatan, toplum, toprak, su bu alandaki zorlayıcı enerjilerin gündem konusuna sellere Ay Allah e, Birden bahar geldi. Evet, toprak canlandı, paldır küldür. Kara bir kışa girebiliriz. Aa! Kara bir kış gelebilir. E, bu durum e, bizlere kaygı verebilir, korku verebilir, huzursuzluk verebilir. E, yeni salgın e, hastalıklar gündem konusu olabilir. Allah, ın Allah, ın Allah muhafaza. Tabii ki yaşadığımız o korona gibi bir şey olmayabilir de yine böyle salgın, yeni virütik olaylar gündeme gelebilir. Bunlar da Türk toplumunda kaygıya, huzursuzluğa neden olabilir. Allah evet, muhafaza. Allah göstermesin. Evet, e, Güneş Burcu Akrep, Yükseleni Yengeç, Ay Burcu, Ar Burcu İkizler olan güzel ülkemizin astroloji haritasına baktı sevgili Nuray Sayarı. Yorumları hep beraber dinlediniz. Şimdi hepimiz merak ediyoruz. Gerçekten burçlar değişti mi? Gerçekten 13. burç yani yılan burcu artık hayatımızda mı? Evet sevgili Nuray Sayarı, 13. Burç var mı? Yılan Şimdi, Burcu hayatımızda mı? Astroitler, e, böyle bir şey yok. Yılan Burcu diye bir şey yok. 13 Burç yok. 12 burç, 18 yaşındayken astrolog oldum, 50 yaşındayım. 80 yaşıma kadar da yaşarsam Allah ömür versin bu 13. burç meselesi bitmeyecek. Evet nasıl bir açıklama yapmış? Diyor ki e, Zodiac hikayesiyle ilgili yapılan yorumları gördüklerini belirterek konunun birkaç yıldır gündeme geldiğini ancak kendilerinin burçlara müdahale etmediklerini açıklamış. Babillerin bundan 3000 yıl önce takım yıldızlarını keşfettiklerinde 13. işareti görmezden geldiklerini ifade eden NASA, kendilerinin yaptığı araştırmanın sadece bunun matematiğini hesaplamak olduğunu söylemiş. İşte NASA sağ olsun bulandırıp çekilir kenara. <laughs> Yok mu 13. için? Yok öyle bir şey Nurcum. Kesinlikle inanmayın böyle bir şeye. Takım yıldızları var e, 13. burç diye bir şey yok. Çok da nasıl da ilkokul, ortaokul arkadaşı nasıl işte hep böyle yapıyor zaten. Nasıl hep böyle yapıyor zaten. İlle bir fitne sokuyor. <laughs> İlle bir karıştırıyor ortalığı. Çok tatlısın Nuray ya var. E, ne diyeyim Yorumları şimdi? Yorumlarım beni öldürüyor. Allah mesela. aşkına Nasa uğraşma bizimle. Olursa ne olur mesela 13. burç olursa? Ay bütün dengeler Bu değişir. kayıcı, değişir. Kayıyor mu bütün burçlar? Yani o zaman ne oluyor? E, şimdi ben kova iken Oğlak olabiliyorum. Bir önceki burca ya geçiyorsun yani. Yani doğduğun günle de alakalı ama öyle bir şey yok. Kimsenin zihni karışmasın. Tamam o zaman biz de fazla zihinleri karıştırmayalım. Yok karıştırmayalım yok hadi öyle bir hadi şey. Hadi canlarım Nasıl? bizden bugünlük bu kadar. Ee, zihninizi karıştırmayın. O güzel zihninizi sizi yoracak insanlarla uğraştırmayın. Zihninizi açın, enerjinizi yüksek tutun. Dünya bir gün o da bugün bunu unutmayın. Teşekkür ediyorum Nuraycığım çok sağ ediyorum. ol. Hayırlı ee, Youtube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalına hemen videomuz yükleniyor. Tekrar tekrar izleyin ki astrolojinin kraliçesinin verdiği önlemleri kulağınıza küpe edin lütfen. Öpüyorum sizi tek tek hoşçakalın.